Haber. Planktonlar okyanuslarda yaşayan mikroskobik canlıların %98'ini temsil eder. Soluduğumuz oksijenin yarısı planktonlardan, diğer yarısı da bitki ve ormanlardan elde edilir. Su ekosistemindeki planktonlar besin zincirinin temelini oluşturan oksijen üreten canlılardır. Verilen haberi okuyan Mustafa ifadelerinden hangilerine ulaşamaz? 1. Plankton sayısı bitki ve orman sayısına eşittir. Bize soluduğumuz oksijenin yarısı planktonlardan, yarısı da bitki ve ormanlardan elde edilir diyor. Yani burada sayıca planktonların sayısı fazla diye bir yorum yapılmamış. Sadece soluduğumuz havadaki oksijen miktarına salınımla ilgili bir yorum yapılmış. O yüzden bu ifade yanlıştır, ulaşılamaz. 2. Planktonlar besin zincirinde üretici olarak kabul edilir. En son cümlemizde su ekosistemindeki planktonlar besin zincirinin temelini oluşturur ve oksijen üretir demişiz. Yani burada besin zincirinin temelini oluşturması demek üretici canlı kategorisine geleceği anlamına gelir. O yüzden bu yorumu yapabiliriz, ulaşabiliriz. 3. Okyanustaki planktonlar karada yaşayan canlılara da oksijen sağlar. Evet, bizim soluduğumuz oksijenin yarısı planktonlar tarafından sağlanıyor. Diğer yarısı ise ormanlardan ve bitkilerden elde ediliyordu. Yani bize de oksijen kaynağı sağlıyorlar. Bu ifadeye de ulaşabiliriz. Bu nedenle cevabımız A seçeneği olacaktır. Klorofilli canlıların ışık enerjisini suyu ve karbondioksiti kullanarak besin ve oksijen üretmesi olayına fotosentez denir. Buna göre fotosentez için gerekli olan madde ile fotosentez sonucu oluşan ürünlerin bitkinin hangi kısımlarında gerçekleştiğinin doğru gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bitki topraktan suyu alıyordu, yapraklarıyla ışığı alıyordu, havadan karbondioksiti alıyordu. Bununla besin ürettikten sonra havaya oksijen geri veriyordu. Baktığımızda A şıkkında havaya karbondioksit verip havadan oksijen almış. O yüzden A şıkkındaki gösterimimiz yanlıştır. B şıkkında karbondioksit alıyorum, oksijeni veriyorum. Işığı topraktan aldığını söylemiş. Bu da yanlış. Işığı güneş ışığı olarak alacağım. C seçeneğinde ışığı yapraklarla alıyorum. Suyu da köklerden almam gerekirken yaprakları göstermiş. O yüzden bu da yanlış. D şeklinde ise burada ışığı yapraklarla alıyorum. Havadan karbondioksit alıyorum. Havaya oksijen veriyorum. Köklerimle topraktan suyu alıyorum. O yüzden bunun gösterimi doğrudur. Bu nedenle cevabımız D seçeneği olacaktır. Üretici canlılarda bulunan klorofil hem bu canlılara yeşil renk verir hem de ışık enerjisini sorularak fotosentez için gerekli kimyasal enerjinin üretilmesini sağlar. Işık enerjisi aynı zamanda klorofilin sentezlenmesi için de gereklidir. Beyzen çiçekli bir bitkinin özdeş A ve B yapraklarından A yaprağına herhangi bir işlem uygulamazken B yaprağının üstüne hiç ışık almayacak şekilde alüminyum folyo ile kapatıyor. Bitkiyi uzun süre ışık altında beklettikten sonra A ve B yaprakları ile çiçeği koparıp üstlerine iyot çözeltisi damlatıyor. İyot çözeltisi besin varlığında mavi renge dönüşür. Buna göre Beyza'nın gerçekleştirdiği işlemler sonucunda A ve B yaprakları ile çiçekte gerçekleşecek renk değişimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi A yaprağına bir işlem uygulamıyor. Haliyle A yaprağında bir renk değişimi gözlemlenir. B hiç ışık alamayacağı için fotosentez yapamayacaktır. O yüzden yanlıştır. Çünkü besin fotosentez sonucunda ortaya çıkar. Haliyle çiçeğin üstüne dökse de herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü yapraklar fotosentez yapar. Bu yüzden doğru cevap B olacaktır. Farklı ortamlarda bulunan X ve Y bitkilerine ait fotosentez hızlarını gösteren grafik yukarıda verilmiştir. X ve Y bitkilerine ait fotosentez hızının farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangileri olabilir? Burada karbondioksit miktarı, oksijen miktarı ve su miktarları kıyaslanmış. Ortamdaki oksijen miktarı fotosentez hızını etkilemeyecektir. O yüzden bunu kıyaslamamıza gerek yok. Karbondioksit miktarı ve su miktarına bakalım. Birinci ifadede su miktarına eşit verip karbondioksit miktarı X'e
daha fazla varmış Y'den. Baktığımız zaman X bitkisinin fotosentez hızı çok yüksek Y bitkisine göre. Yani burada fotosentez hızını belirleyecek ortam koşullarında su miktarı, karbondioksit miktarı önemlidir. Ortamdaki karbondioksit miktarı arttıkça da fotosentez hızı artacaktır. Yani X bitkisine daha fazla su verilmiş olabilir. O yüzden bu ifade doğrudur. İkinci ifadede karbondioksit miktarları ve su miktarları eşit verilmiş. Eşit olduğunda fotosentez hızlarının da eşit olmasını beklerim. O yüzden bu ifade yanlıştır. Üçüncü ifadede bu sefer karbondioksit miktarı eşit verilmiş. Su miktarı x'e daha fazla verildiği söyleniyor. X bitkisinde fotosentez hızı daha yüksekti. Yani burada su da fotosentez hızını arttıracağı için X bitkisine daha fazla su verilmiş olabilir. Bu ifade de doğrudur. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.